Harbiye 6 Kanuni Sani 1920 Ankara'da 20. Kolordu Kumandanlığı'na 5 Kanuni Sani 1920 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Mevusların isimleri şunlardır. Hüseyin Kazım, Tahsin, Celalettin Arif, Hamid vesairedir. Bana getirenler baştaki iki zattır. Harbiye Nazırı Cemal Efendiler, sonradan bize verilen malumata göre bana telgraf yazan Zevat, mebuslardan meydana gelen bir grup değildi. Sadrazam, şahsen tanıdığı Hakkı Bey namında bir zatı, Siverek mebusu olduğu malumatı üzerine ve Hüseyin Kazım Bey'i nezdine davet ederek, bana hitaben kısa bir telgraf yazdırmış. Bu telgrafı elden bazı zevata imza ettirmişler. Şifre gönderilmek üzere Hakkı ve Hüseyin Kazım Beyler Cemal Paşa'ya götürmüşlerdir. O halde beş maddelik ve önerge namı verilen telgrafname, sonradan uydurulmuştur. Zaten önergeden bahsolunduğu halde bunun takdim olunduğu makamın henüz mevcut olmaması da meselede hile ve özel maksat olduğunu göstermeye kafiydi. Henüz meclis açılmış ve meclis riyaset vazifeye başlamış değildi. Bununla beraber Cemal Paşa'nın bu telgrafını aldıktan sonra şu şifre telgrafı yazdım. Ankara 9 /1 1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine, Hüseyin Kazım, Tahsin, Celalettin Arif, Hamit Beyefendilere, Ankara'ya gelmenin kötü yorumlanacağına dair Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri vasıtasıyla bildirilen görüşlerinize vakıf olduk. Mesele vatan ve milletin hayatıyla alakadardır. Milli mecliste, milli teşkilat üzerine dayalı kuvvetli bir grup meydana gelmez ve Sivas Umumi Kongresi ile milletin cihana ilan eylediği kararlar, büyük çoğunluk tarafından bir akide ve düstur kabul olunamazsa, milli birliğimizin temin edici muvaffakiyetler heba olur. Memleket bir felakete maruz kalabilir. Dolayısıyla bir takım vatansız ve dinsizlerin propagandaları bizim için uyulacak düstur olamaz. Gaye milletin selameti ve vatanın kurtuluşudur. Bir iki gün için teşrifleriyle fikir alışverişinde bulunulması ve emel birliği yapılması bizce pek mühimdir. Buna göre hareket tarzının tayini yüksek görüşünüze bağlıdır. Hürmetler arz eyleriz efendim. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal Bayburt'ta bir yalancı peygamber. Muhterem efendiler, İstanbul'un temas ve izahında bulunduğumuz can sıkıcı vaziyetliyle uğraşırken memleketin doğu ucunda da bir yalancı peygamberin ortaya çıkardığı mühimce ve kanlı bir vaka cereyan ediyordu. Buna dair 15. Kolordu Kumandanlığından birçok raporlar geliyordu. Bayburt'a 4 saat mesafede Hart Köyü vardır. Bu köyde oturan Eşref namında bir şey, Şiilik telkinlerinde bulunuyormuş. Buna üzülen Bayburt müftüsü ve uleması, şeyhi çağırtarak sorgulamak için teşkil eyledikleri bir heyeti Hart'a göndermişler ve mahalli hükümet namına şeyhi davet etmişler. Şeyh bu davete icabet etmemiş. Mahalli hükümet 50 kişilik bir müfreze göndermiş. Buna büsbütün kızan şeyh, müritleriyle birlikte müfrezenin silahlarını ve mühimmatını almış ve efrat ve subaylarını esir ve bazılarını şehit etmiş.'' Bunun üzerine civardan bazı kıtalar Bayburt'a sevk olunmakla beraber meselenin kan dökülmeksizin barış yoluyla halli tercih edilmiş. Şeyh nezdine ulema ve üst subaylardan meydana gelen birkaç heyet gönderilmiş. Hükümete itaat etmesi için nasihatlerde bulunulmuş. 16 gün bu suretle kaybedilmiş. En son giden Erzurum Kadısı heyetinin de ricası Şeyh Eşref üzerinde tesirli olmamış. Bilakis Şeyh bunlara hitaben Hepiniz kafirsiniz, kimseyi tanımam, itaat etmem, harp edeceğim. Allah bana şeriat ilanına mesursun dedi tarzında bir ültimatom vermekle beraber, bir taraftan da köylere sahibi şeriat ve Mehdi Murtazar imzalarıyla bir takım beyannameler göndererek, halkı aldatarak ve kendisine katılmalarını temin ederek isyan etmiş. Bunun üzerine bizzat Bayburt'a gelip, 9. Fırkanın kumandasını alan Kaymakam Halit Bey, 25 kanunu evvel 1919 günü kafi kuvvetle harta hareket eder. Şeyh topladığı asilerle müdafaya karar verdiğinden topçu ve piyade kuvvetleriyle çarpışmaya ve muharebeye ihtiyaç hasıl olur. Bu esnada şeyhin müritlerinden bir takımları da harta yardım etmek üzere civar köylerde toplanırlar. Nihayet kaymakam Halit Bey'in doğrudan doğruya Bayburt'tan bana gönderdiği bir kanun-i 1920 tarihli şifresinde dediği gibi hart meselesi yalancı peygamberin ve oğullarının ve adamlarından bazılarının itlafı ve hartın teslimiyle neticelenmiştir. Halit Bey bu şifresinde mevbuslarla alakalı bazı malumat da verdiğinden kendisine bir iki kanun-i 1920 tarihinde şu şifreyi yazdım. Hart hadisesinde elde edilen siz biraderimin muvaffakiyetini tebrik ve mebusların Ankara'ya gelmesi hakkında sarf buyurulan mesaiye teşekkür ederim. Mustafa Kemal. Harbiye Nazırı Cemal Paşa iş başından geç kumandana unsurlarını uzaklaştırmak istiyor. Efendiler, Harbiye Nezareti ile Heyeti Temsili arasında müzmin hale gelmiş bir mesele vardı. Nazır Paşa, İstanbul'da bulunan Erkanı kol orduların ve Miralay rütbesindeki üst subayların fırkaların başına geçirmek istiyordu. Diğer üst subay ve subayları da Anadolu'da kıtalara göndereceğinden bahsediyordu. Bu arzuyu bir prensip olarak ileri sürmüş ve tatbikatını da Harbiye Nezareti Eski Müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa'yı Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yerine 20. Kolordu Kumandanlığı'na ve Nurettin Paşa'yı da Konya'da Miralay Fahrettin Bey'in yerine 12. Kolordu Kumandanlığı'na tayin eylemek suretiyle bir emrivaki halinde yapmak istemişti. Bu sistem takip ve tatbik olunduğu takdirde harbi umumide yetişmiş ve kolordu ve fırka kumandanlıklarına yükselmiş ne kadar genç erkan ve üst subay varsa şüphesiz tamamı bu makamlardan uzaklaştırılmış olacaklardı. Çünkü İstanbul'da yığılmış eski erkan ve üst subaylar, kıdem ve rütbe bakımından ordunun büyük birlikleri başında bulunan genç kumandanlardan önde gelmekteydiler. Biz bu prensibin asla taraftarı olamazdık. Bilhassa içinde bulunduğumuz şartlar unutularak böyle yanlış icraatta elbette olur veremezdik. Dolayısıyla Cemal Paşa'ya baştan beri görüşümüzü ve tayin olunan yeni kolordu kumandanlarının gönderilmemeleri lüzumunu bildiriyorduk. Vahrettin Paşa kol ordusu başında bulunarak Aydın cephesine yardım ve destekle meşgul oluyordu. Ali Fuat Paşa, Ferit Paşa zamanında az edilmişti. Cemal Paşa o haksız muameleyi düzeltmek istememişti. 20. Kol Ordu'ya Ankara'da bulunan 24. Fırka Kumandanı kaymakam merhum Mahmut Bey vekaleten kumanda ediyordu. Ali Fuat Paşa hem Kuvayi Milliye kumandanlığı yapıyor ve hem de hakikatte kol ordusuna hakim bulunuyordu. Biz kol ordu ve fırka birliklerinde kumanda değişikliğini bilhassa milli maksatlara tabi ve o yolda hareket etmekte bulunan şahısları malum kumandanları böyle boş ve kim bilir nasıl bir özel maksada dayanan prensibe feda etmemeye katiyen karar verdik. Yalnız İstanbul'da bulunan genç ve fedakar subayların ve tabiplerin bir an evvel Anadolu'ya ordu kıtalarına gönderilmesini faydalı buluyor ve arzuluyorduk. Cemal Paşa Ankara'ya vardığımız günlerde bu mesele üzerinde daha çok ısrar ve aciliyet göstermeye başladı. Meseleyi izzet Nefis meselesi yaptı istifa edeceğini bildirmekle tehditlere başladı. Makine başında cevap verilmesi hususundaki ısrarı üzerine Harbiye Nazırı'na 29 Kanuni Evvel 1919 tarihinde yazdığım şifrede Ali Fuat Paşa'nın kumandadan ayrılmasını biz esasen hiçbir vakit daimi kabul etmedik. Ahmet Fevzi Paşa'nın asaleten kumandanlığa tayini söz konusu olamaz barışın yerleşmesinden evvel tasavvur ve tasvip edilen prensibin tatbik mevkiine konması büyük sakıncalar doğurur. Harpte bil fiil makam ve mevki kazanmış zevatı az vaziyete sokmak olamaz. Bu zamansız teşebbüsler, milli teşkilat için çalışmakta olan zevatın iş başından ayrılmalarına ve bu suretle milli birliğin olumsuz etkilenmesine yol açar. Açıkta kalmış muktedir zevat, kol orduları dairelerinde ve kol orduların emrinde mıntıka ve mevki kumandanlıklarına, askerlik şubelerine tayin edilerek refahları temin olunabilir. Küçük rütbeli subayların ve tabiplerin ise bir an evvel gönderilmesi lazımdır. 12. Kol gelince, bu kolordu muharebe eden Kuvayi Milliye ile işbirliği yapmış ve iki taraf arasında fiile dayalı bir karşılıklı itimat hasıl olmuştur. Değişiklik katiyen caiz değildir. Oradaki vaziyetinde böyle bir hale asla tahammülü yoktur dedim efendiler. Bu mesele üzerinde Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün kumandanlarla haberleşerek nazarı dikkatlerini çekmiştim. Kanuni Sani başından Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya olduğu gibi Konya'da bulunan Fahrettin Paşa'ya da Nurettin Paşa tayin olunacak olursa, kumandayı terk etmeyerek eskisi gibi milli ve vatani vazifenize devam etmeniz icap eylemektedir. Dolayısıyla bu konuda vaki olacak tebligattan bizi vaktiyle haberdar ediniz emrini verdim.